Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bitki biyolojisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bitkisel dokuların son kısmı kaldı. Sadece örtü dokudan bahsedeceğim arkadaşlar bu videoda. Daha sonra bitkisel dokularla ilgili soru çözümü yayınlayacağım, onu göreceksiniz. Sonrasında da bitkisel organlara geçiş yapacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? İsterseniz direkt başlayalım. Şöyle bitki biyolojisinden örtü doku dedik arkadaşlar. Örtü doku kendi içerisinde ayrılıyor. Bu arada örtü doku ile ilgili şunu söyleyeyim. Aynı bizim derimiz gibi arkadaşlar. Bizim derimiz nasıl vücudumuzun dış kısmını örtüyorsa örtü doku da bitkilerin dış kısmını örter arkadaşlar. Ve onların korunmasını sağlar. Dış etkenlere karşı korur. Yaprakların, meyvelerin, kök ve gövdelerin üzerine örter. Bunu da unutmayalım. Peki iki kısma ayrılıyor dedik. Hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk önce epidermisten bahsedeceğim. Daha sonra peridermisten bahsedeceğim. Önce şöyle epidermis diyorum. Epidermis. Arkadaşlar epidermis bitkilerin genç kısımlarını örten dokudur. Bakın bitkilerin genç kısımlarını örten dokudur. Şimdi bizim derimizde tabakalar var. Epidermis tabakası, dermis tabakası gibi. İşte epidermis üstte bulunuyor, dermis altta bulunuyor. Ama bitkilerde öyle bir durum söz konusu değil. Hani epidermis üstte, peridermis altta gibi düşünmeyin. Epidermis genç kısımlarda bulunurken peridermis yaşlı kısımlarda bulunacak. Çünkü epidermisin parçalanması sonucunda peridermis oluşacak arkadaşlar. Bunların hücreleri tek sıra halindedir ve hücreleri arasında boşluk yoktur. Aynı bizim derimiz gibi, dediğim gibi arkadaşlar. Koruma görevi yaptığı için hücreler arasında boşlukları da yoktur. Peki bunlar da kloroplast olmadığı için arkadaşlar bunlar fotosentez yapamazlar. Sadece bir istisna hariç diyeceğiz. Stomalar hariç diyeceğiz. O da zaten epidermisin farklılaşmasıyla oluşuyor. Daha sonra bunların epidermis hücreleri dış yüzeye doğru özellikle yapraklarda bir tabaka salgılıyorlar arkadaşlar. Kütin ve mumsu tabakadan oluşan bu yapıya biz kütükula tabakası diyoruz. Kütükula tabakası su geçirmez arkadaşlar fakat ışığı geçiriyor. Suyu geçirmiyor ama ışığı geçiriyor arkadaşlar. Özellikle işte çölde yaşayan ve susuz ortamlarda yaşayan bitkilerde oldukça kalın bir şekildedir. Kendi su kaybı en aza indirgensin diye ama ışığı geçiriyor, sıkıntı yok. Ve cam gibi bir tabakadır arkadaşlar. Dolayısıyla epidermisle ilgili genel olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Hemen isterseniz söylediklerimi yazayım. Daha sonra epidermisten farklılaşan yapılardan bahsedeceğiz. Şöyle diyelim ilk olarak. Bitkinin genç kısımlarını örter. Genç kısımlarını örter dedik. Daha sonra hücreler arası boşluk yoktur. Hücreler arası boşluk yoktur. Sonra arkadaşlar bir diğer özelliğine baktığımız zaman bunların bir diğer özelliği de şu. Ne dedik? Kloroplast olmadığı için fotosentez yapamazlar. Kloroplast olmadığı için fotosentez yapamazlar. Yine bunlar da arkadaşlar dış yüzeye doğru kütin ve mumsu bir tabaka sentezler. Bu yapıya ne diyoruz? Bu yapıya kütikula tabakası diyoruz arkadaşlar. Bu yapıya kütikula tabakası denir. Dediğim gibi kütükul arkadaşlar su geçirmez ama ışık geçirir. Su geçirmez ama ışık geçirir. Kurak ortam bitkilerinde daha kalın, sulak ortam bitkilerinde daha incedir. Hatta bazılarında da olmayabilir arkadaşlar. Bu şekilde kütükula ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim epidermisten farklılaşan yapılara. Arkadaşlar epidermisten farklılaşan yapılar nelerdir? Tüyler, emergens dediğimiz dikenler,
stomalar ve lentisel dediğimiz yapılar arkadaşlar. Şimdi bakalım bunlara ne işe yarıyorlarmış. Pardon, lentisel değil, hidatot diyecektim. Lentiseller peridermiste olacak arkadaşlar. Kavram karmaşası yaşatmayayım size burada. Şöyle diyelim, farklılaşan yapılar diyelim epidermiste. Şöyle yazalım. Epidermisten farklılaşan yapılar. Evet, nedir bu yapılar? Arkadaşlar, epidermisten farklılaşan ilk yapı olarak emergensler, yani dikenlerden bahsedeceğim. Şöyle bir emergens, parantez içerisinde de diken diyelim. Nedir dikenlerin özellikleri, görevleri? Arkadaşlar, dikenler epidermisin hemen altında bulunan, bakın, parenkimaya kadar uzanıyor. Bitkileri hayvanlara karşı koruyor özellikle. Mesela gülün dikeni falan var ya, veya birçok bitkinin dikenleri var arkadaşlar. Bunlar hayvanlara karşı bitkiyi koruyor. Tüylerden daha sağlamdır. Birazdan tüyleri anlatacağım size. Çok sağlamdır arkadaşlar tüylerden. Ki zaten hani gülün dikenini falan illaki görmüşsünüzdür. Orada sağlam olduğunu da fark etmişsinizdir. Özellikle çöl bitkilerinde bitkiyi su kaybına karşı korur arkadaşlar. Emergens, yani dikenler. Bazı meyveleri üzerinde bulunarak bu hayvanlara takılmasını sağlar ve tohumların yayılmasını sağlar arkadaşlar. Oldukça önemli bir yapıdır. Bazı bitkilerde de, mesela tırmanıcı olan bitkiler vardır. Bunlarda da arkadaşlar gövdenin desteğe tutunmasını sağlıyor. Emergensler için aslında bizim en önemli olarak bilmemiz gereken şey şudur. Çöl bitkilerinde özellikle bitkiyi su kaybına karşı korur. Bunu bilmemiz arkadaşlar diğerlerini bilmemizden daha iyidir. Ama biz yine şöyle yazalım. Epidermis ve epidermisin altında bulunan parenkimaya kadar uzanır. Parenkimaya kadar uzanır. Hatta şey diyorlar ya, bu dikenleri alıp hani ektiğiniz, güzel bir şekilde baktığınız zaman yeni bir bitki oluşabiliyormuş. Parenkimaya kadar uzandığı için büyük ihtimalle. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama illaki denemek lazım. Acaba oluyor mu? Parenkimaya kadar uzanır dedik. Arkadaşlar, bitkiyi hayvanlara karşı korur diyelim. Bitkiyi hayvanlara karşı korur. Bir de çöl bitkilerini, bakın en önemli kısım burası. Çöl bitkilerini su kaybına karşı korur. Su kaybına karşı korur. Evet, özelliklerimizi yazdık emergenslerle ilgili. Şimdi gelelim bir diğer yapımız arkadaşlar. Bu da yine epidermisin farklılaşmasıyla oluşuyor. İki diyeceğim, tüyler. Tüyler. Arkadaşlar, bunlar da çeşitleri var şimdi bitkide tüylerin. Mesela savunma tüyleri vardır. Su kaybını azaltmak için işte örtü tüyleri vardır. Tırmanma tüyleri, emme tüyleri, işte salgı yapma gibi tüyler vardır arkadaşlar. Bu gibi böyle farklılaşmışlardır. Bunları sadece birer örnekle açıklayacağım ben. Mesela savunma tüyü arkadaşlar, mesela ısırgan otunda salgı yaparak işte ne yapıyor? Savunma tüyleri hayvanlara karşı koruyor. Isırgan otuna hiç dokundunuz mu bilmiyorum ama çok acayip kaşındırıyor arkadaşlar dokunduğunuz zaman. Mesela sarmaşık bitkisinde tutunma görevini yapıyor. Daha sonra işte köklerde arkadaşlar kökemici tüyler vardır. Bunlar da ne yapıyor? Topraktan su ve mineralleri emiyorlar. O zaman farklı farklı çeşitleri varmış. Birkaç tane örnek yazalım. Şöyle diyelim, bitkilerde savunma, su kaybını azaltma. Mesela bazı bitkilerin yaprak yüzeylerinde böyle tüyler vardır. Onlar o bitkinin su kaybını azaltmasını sağlar. Özellikle çöl bitkilerinde de bulunabilir. Azaltma dedik. Tırmanma, emme, salgı gibi görevleri vardır. Birkaç tane örnek yazalım. Mesela ısırgan otunda mesela salgı tüyleri vardır. Veya savunma tüyü de diyebiliriz. Çünkü hani salgı salgılayıp savunmayı sağlıyor ya. Daha sonra mesela örtü tüyleri vardır arkadaşlar.
işte bazı bitkiler diyelim. Bazı bitkiler örtü tüyleri sayesinde ne yapıyorlar? İşte su kaybını azaltıyorlar. Daha sonra sarmaşık bitkisinde tırmanma tüyü vardır. Tırmanma. Mesela havuç. Havuç nedir? Bir köktür, değil mi? Arkadaşlar, havuçta kökemici tüyler vardır. Kökemici tüyler vardır ve bu tüyler sayesinde topraktan su ve mineral alabiliyorlar. Evet, böylece tüylerle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu tüylerle ilgili hani bir iki şekil var. O şekilleri göstermek istiyorum aslında size. Hani şekil olarak karşımıza çıkarsa en azından bilelim diye. Hemen ben bir şeklini çizeyim. Geliyorum arkadaşlar. Hemen çizdim, geldim. Arkadaşlar şimdi bakın. Şu birinci olan basit tüydür. Hani işte mesela örtü tüyleri falan bu şekildedir. Basit tüy. Şu arkadaşlar bileşik tüydür. Birleşik tüy. Birçok tüyün bir araya gelmesiyle oluşur. En önemlisi şu. Şu da salgı tüydür. Salgı tüyü. Baktığınız zaman bakın baş kısmında böyle bir salgı yapabilecek bir kapasite var zaten, geniş oldukça. O yüzden salgı tüyü belki böyle hani sorularda falan karşımıza gelebilir. O yüzden çizeyim dedim. Şimdi gelelim bir diğer yapımıza. Arkadaşlar bir diğer yapımız, yani 3 diyeceğiz. Hidatotlar. 3. Hidatot. Diğer bir adıyla susava. Susavakları. Arkadaşlar hidatotların özelliklerine baktığımız zaman bunlardan, evet, bunlar da arkadaşlar ne yapıyorlar? Hava neme doyduğu zaman şimdi bir su fazlalığı oluşuyor bitkide. Bu suyu damlama yoluyla dışarıya atan yapıya biz ne diyoruz? Hidatot diyoruz arkadaşlar. Damlama olayının bir diğer adı gutasyondur. Gutasyon, damlama olayı. Biz damlama ile suyu dışarı atan, fazla suyu dışarı atan yapıya ne diyoruz? Hidatot diyoruz. Peki nerede bulunuyor? Arkadaşlar bunlar yaprak kenarlarında bulunur. Bakın birazdan stomadan bahsedeceğim. Stomalar yaprakların içinde de bulunuyor, dışında da bulunuyor, üst yüzeyinde de bulunabiliyor. Ama susavakları, yani hidatotlar, yaprakların kenarlarında bulunarak fazla suyu damlama yoluyla dışarı atar arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Havanın neme doyduğu zaman suyun damlama yoluyla, damalama yazdım bu arada. Damlama yani gutasyon. Damlama yoluyla dışarı atılmasını sağlar. Dışarı atılmasını sağlar. Nerede bulunuyormuş? Yaprak kenarlarında bulunur. Yaprak kenarlarında bulunur. Evet, bu şekilde arkadaşlar su sabakları ile ilgili, yani hidatotlarla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Şimdi gelelim bizim için biraz daha böyle önemli olan yapıya. Çünkü soru değeri oldukça fazladır arkadaşlar. Stomalara geliyoruz. Stomaları bilerek en sona bıraktım. Daha geniş bir şekilde anlatayım diye. Çünkü stomaların çeşitleri de var. O yüzden çeşitlerinden de bahsedeceğim. Şöyle 4 diyorum. Stomalar. Şimdi arkadaşlar, biz epidermisin genel özelliği olarak ne dedik? Epidermis fotosentez yapmaz dedik. Şimdi stomalarla ilgili, stomaların diğer adı bu arada gözeneklerdir. Gözenekler. Stomaların genel özelliği olarak ilk bileceğimiz şey, fotosentez yapabilirler. Yani kloroplastları bulunur. İlk önce bunu yazayım. Kloroplastları bulunur. Zaten bulunduğu için fotosentez yapabiliyorlar. Peki diğer özellikleri nedir? Arkadaşlar bunlar terleme ve gaz alışverişini sağlar. Bakın terleme ve gaz alışverişi. Terleme ve gaz alışverişi yapar. Peki bu terleme olayına biz ne diyoruz? Terleme, transpirasyon. Transpirasyon. Mesela bizim karşımıza işte terleme yapar demez de transpirasyonda görevlidir falan der. Hani böyle ikinci isim kullanmayı seviyorlar. Bir de ÖABT olduğumuz için daha çok severler diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunlar terleme yoluyla suyu gaz halinde atıyorlar. Bakın terleme olayı gaz halinde gerçekleşir. Ama damlama olayı arkadaşlar
sıvı halde gerçekleşir, unutmayın. Sıvı halde gerçekleştiği için damlama olayında su ile birlikte mineral atımı da olur. Ama terleme olayında arkadaşlar gaz halinde olduğu için su ile birlikte mineral atılımı olmaz. Tamam mı? O zaman şöyle yazıyorum. Mineral atılımı olmaz. Yani damlama ile terlemenin farkı sorulursa eğer birisi sıvı halde atıyor. Sıvı halde attığı için su ile birlikte mineral de atıyor. Diğeri gaz halde atıyor. Gaz halinde attığı için mineral atılımı olmuyor diyebiliriz. Terleme ve damlama arasındaki en büyük fark budur. Arkadaşlar, stomalar açılıp kapanabilme özelliğine sahiptir. Bakın, açılıp kapanabilir. Bu özelliği sayesinde bakın hidatotlar sürekli açıktır ama stomalar açılıp kapanabilir. Birazdan peridermis anlatırken lentisellerden bahsedeceğim. O da sürekli açıktır. Sürekli hani açılıp kapanabilme özelliğine sahip olduğu için işte hava sıcak olduğu zaman veya işte su terleme yapacağı zaman açılıyor. Genellikle geceleri kapanıyor. Ama tabii ki bu çöl bitkilerinde farklı bir durum var. Çöl bitkilerinde geceleri stomalar açıktır, gündüzleri kapalıdır arkadaşlar. Hatta C3, C4 cam bitkilerini anlatmıştım size, hatırlayın. Orada bu cam bitkilerinde, yanlış hatırlamıyorsam, evet, cam bitkilerinde arkadaşlar stomalar geceleri kapalıydı, pardon, açıktı, gündüzleri kapalıydı. Dolayısıyla gaz alışverişini gece yapıyordu. Karbondioksiti gece alıyor. Daha sonra onu bir süre depo ediyor. Gündüzde ışık varlığında fotosentez yapıyordu. İşte stomaların en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur. Arkadaşlar, şimdi çiçeklerde, su bitkilerinde arkadaşlar stomalar ya çok az sayıdadır ya da tamamen kaybolmuştur. Özellikle su bitkileri için şunu söyleyeyim. Stomalar yoktur da diyemeyiz. Kesinlikle vardır da diyemeyiz. Çünkü ya vardır ya da böyle kaybolmuştur arkadaşlar. O yüzden su bitkileri için bu önemlidir. Köklerde stoma yoktur ama bunu unutmayalım. Bakın, köklerde stoma yoktur. Köklerde stoma yoktur. Ve stomalar iki komşu hücresinden oluşur. Komşu hücreden oluşur. Bunun zaten açılıp kapanma mekanizması var ileriki konularda. O mekanizmadan bahsedince arkadaşlar bekçi hücrelerden, komşu hücrelerden de bahsedeceğiz. Şimdi stomalar bulundukları yüzeye göre ve epidermiste yer alan pozisyonuna göre arkadaşlar biz stomaları ayırıyoruz. O yüzden böyle stomaların çeşitleri var. Şimdi size o stoma çeşitlerinden bahsedeceğim. Şöyle hemen yazayım bakın. Stomalar bulundukları yüzeye göre. Bulundukları yüzeye göre diyelim. Bulundukları yüzeye göre arkadaşlar 3'e ayrılıyorlar. Hipostomatik stoma. Bakın, hipostomatik stoma. Daha sonra bunu açıklayacağım yine. Epistomatik stoma. Epistomatik stoma. Ve arkadaşlar amfistoma. Amfistomatik stoma. Nedir bunlar? Bakın, bulundukları yüzeye göre. Adı üstünde. Şimdi bakın, hipo olanlar yaprağın alt yüzeyinde. Bakın, stoma. Bakın, hipo ne demek? Alt demektir zaten arkadaşlar. Stoma yaprağın alt yüzeyinde. Bugün yazamıyorum, neyse. Alt yüzeyinde. Peki hangi bitkilerde görülür bu? Kurak ortam bitkilerinde, değil mi? Kurak ortam bitkileri. Peki epistomatik stoma, bu da arkadaşlar yaprağın üst yüzeyindedir. Stoma yaprağın üst yüzeyinde. İsminden zaten çıkarabilirsiniz. Üst yüzeyinde. Bu da nemli ortam bitkilerinde görülür. Nemli ortam bitkileri. Arkadaşlar, amfistomatik stoma da yaprağın her iki yüzeyinde de bulunur. Yaprağın her iki yüzeyinde de bulunur. Şey gibi düşünebilirsiniz. Hani ne çok nemli olan bir bölge ne de çok kurak olan bir bölge. Hani tam orta değerde bir bölgede ne vardır? Amfistomatik stomayı
görebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim, bulundukları yere göre stomaları söyledik. Gelelim stomanın epidermiste olan pozisyonuna göre bakın. Epidermisteki pozisyonuna göre. Arkadaşlar stomaların epidermisteki pozisyonuna baktığımız zaman bunları da biz yine üçe ayırıyoruz. Kseromorf stoma, higromorf stoma ve mezomorf stoma. Bakın kseromorf, daha sonra higromorf, bir de arkadaşlar mezomorf. Yani epidermisin üstünde mi, altında mı, ortasında mı, ona göre bakacağız. Arkadaşlar kseromorf olanlar epidermisin altında bulunur. Yaprağın içine gömülmüştür. Bakın epidermisin altında yaprağa gömülüdür. Şimdi epidermisin altında olduğuna göre, yaprağı gömülü olduğuna göre demek ki su kaybından kaçıyor. O zaman kurak ortam bitkilerinde daha yaygın. Higromorf olan stoma bakın. Bu da epidermisin üstünde ve açıktadır arkadaşlar. Dolayısıyla bunun demek ki su kaybı gibi bir derdi yok. O yüzden de açıkta. Mezomorfa baktığımız zaman bu da arkadaşlar her iki yüzeyiyle aynı doğrultuda. Yani şöyle diyeyim, epidermis hücresinin yüzeyiyle aynı doğrultuda. Epidermis hücresinin yüzeyi ile aynı doğrultuda. Evet, bu şekilde epidermisteki pozisyonuna göre stomaları da görmüş olduk. Böylece biz epidermisi bitirdik arkadaşlar. Şimdi örtü dokunun ikinci bir çeşidi olan peridermis, yani ikinci yapısı olan peridermise geçiyoruz. Yani mantar dokuya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle peridermis yazayım şuraya. Peridermis yani mantar doku. Arkadaşlar peridermis yani mantar doku epidermisin bakın yaşlanması sonucunda oluşuyor. Şimdi yaşlanan epidermis arkadaşlar kalınlaşıyor ve ne yapıyor? Artık peridermise dönüşmeye başlıyor. Biz buna periderm veya işte mantar doku diyoruz. Mantar doku nasıl oluşuyor? İlk önce bu oluşum aşamasından bahsedeyim size. Şimdi epidermis arkadaşlar bitki böyle enine kalınlaştıkça bu epidermis hücreleri parçalanıyorlar. Parçalandıkları için de ve onarılmadıkları için de arkadaşlar ne oluyor? Bir süre sonra artık peridermis yani mantar dokuya dönüşüyorlar. Mantar dokuda arkadaşlar lentisel dediğimiz bir yapı vardır. Bu lentiselden bahsedeceğim size ama ilk önce şu söylediklerimi bir yazayım. Daha sonra lentiselden bahsedelim. Şöyle yaşlanan ve kalınlaşan epidermis yerini mantar dokuya bırakır. Şimdi o kadar çok böyle şey var ki kelime. Hani mantar doku, mantar kambiyumu, işte peridermis mi, mantar doku mu, böyle çok böyle karıştırılacak şeyler var gerçekten bitki biyolojisinde. Hayvan biyolojisinde de arkadaşlar var böyle ama en azından diyorsun ki tamam bu budur. Ama bitki biyolojisinde bakıyorsun peridermise bir mantar doku diyor, bir peridermis diyor, bir mantar kambiyumu onu oluşturur diyor falan, böyle çok acayip karışacak yerler var. O yüzden çalışırken dikkatli çalışın, biraz daha önem verin arkadaşlar. Çünkü soru sayısı da oldukça fazla. Ama sorulara baktım, ben çekmiş sorulara çok böyle zorlamamış. Hani genel şeyler sormuş. Nasıl diyeyim size, böyle ikilemde bırakacak şeyler sormamış arkadaşlar. Zaten soru çözümünde de göreceksiniz. Evet, şöyle yazalım. Peridermis dedik, hani mantar dokuya bırakır dedik. Arkadaşlar bitki enine büyüdükçe epidermis parçalanır. Epidermis parçalanır
ve yerini peridermis alır. Peridermis alır. Arkadaşlar, bitkinin yaşlı olan kısımlarında ve dallarda bulunur. Unutmayın. Ayrıca mantar kambiyumu dediğimiz hücrelerin dışa doğru bölünmesiyle de oluşuyor. Şimdi hani epidermisin farklılaşmasıyla oluşuyor dedik yaşlanma sonucunda. Ayrıca mantar kambiyumunun bölünmesi sonucunda da yine mantar doku yani peridermis oluşuyor. Bunu da bilelim. O zaman şöyle diyelim. Bitkilerin yaşlı olan kök ve gövdelerinde bulunur. Mantar kambiyumu. Yani mantarla ilgili ne duyuyorsanız, mantar kambiyumu, mantar doku diyorsanız aklınıza ne gelecek? Peridermis gelecek. Yani diğer bir ismi arkadaşlar fellojen. Hücrelerinin bölünmesiyle oluşur. İlk önce bakın ne oluyor? İlk önce genç bir hücre olduğunu, yani genç bir ağaç olduğunu düşünün. Genç bir bitki. Bu bitkinin en dışında ne var? Epidermis. Daha sonra bu epidermis hücreleri bitki genişledikçe, kalınlaştıkça ne oluyor? Yaşlanıyor ve parçalanıyor arkadaşlar. Parçalandığı sonucunda da neye bağlanıyor? Kalınlaşıyor. Epidermis mantar dokuya dönüşüyor. Daha sonra mantar kambiyumu dediğimiz bir kambiyum oluşuyor. Ve bu mantar kambiyumu da dışa doğru bölünerek yine mantar dokuyu oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi bunların içerisinde arkadaşlar, mantar dokunun içerisinde lentisel dediğimiz yapılar vardır. Bakın kovucuk diğer bir ismiyle. Bakın mantar dokuda yani peridermiste lentisel yani kovucuklar vardır. Peki bu ne işe yarıyor? Lentisel, kovucuk. Arkadaşlar bunlar da stomalarda olduğu gibi bu da terleme ve gaz alışverişi yapıyor. Terleme ve gaz alışverişi yapıyor arkadaşlar stomalarda olduğu gibi. Ama bunlar da yine cansız olduğu için sürekli açık haldedir arkadaşlar. Dolayısıyla sürekli açık halde olduğu için de hani açıp kapanabilme özelliği yok zaten. O zaman şöyle yazalım. Terleme ve yazacaktık. Şöyle şurayı sileyim. Terleme ve gaz alışverişi yapar. Evet, özelliğimiz bu. Arkadaşlar, ölüdür, açılıp kapanamaz. Onu da yazalım. Ölüdür, açılıp kapanamaz. Sürekli açıktır yani. Bunu da unutmayalım. Evet, gelelim bir diğer özelliklerimize. Şimdi arkadaşlar, biz burada bir de salgı dokudan bahsetmek istiyorum ben size. Salgılardan bahsetmek istiyorum. Bitkilerde salgı hücreleri vardır. Bu hücreler arkadaşlar canlıdır, boz toplazmalıdır, çeperi incedir ve Golgi aktivitesi yüksektir. Neden? Çünkü Golgi salgı yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Golgi aktivitesi de yüksek oluyor. Peki bu salgılar nelerdir? Salgıların özellikleri, görevleri neler? Bunlardan bahsedelim. Şöyle bir yan başlık olarak düşünün. Salgı dokudan bahsedelim. Salgı doku diyelim. Arkadaşlar salgı doku dediğimiz gibi hücreleri canlı. Boz toplazmalı. Ve Golgi aktivitesi yüksek. Bunlarda. Peki bunlar yine salgı üretiyorlar dediğimiz gibi. Arkadaşlar hücre içinde depolanan salgılar vardır. Bunlara hücre içi salgılar deniliyor. Bazılarında da arkadaşlar hücre dışı salgılar vardır. Bunlar da yine hücre dışı salgılar olarak isimlendiriliyor. Mesela hücre içi salgılara örnek vereyim. Limon ve portakalda bulunan eterik yağ. Bunlar hücre içi salgılardır. Hani limonun böyle kabuğunu sıkardık. Eskiden gider arkadaşlarımızın böyle gözüne sıkardık arkadaşlar. Portakalın kabuğunu. İşte o nedir? Eterik yağdır orada çıkan aslında. Hücrenin içinde depo edilmiştir. O zaman şöyle yazalım. Hücre içi salgılar diyelim. Mesela portakal
Limon. Bunda ne varmış? Eterik yağ. Eterik yağ. Bir de hücre dışı salgılar var. Bunlar hücrenin dışarısına direkt olarak gönderiliyor. Hücre dışı salgılar. Bunlar da arkadaşlar mesela nektarlar, böcekleri böyle sindiren enzimler. Daha sonra reçin arkadaşlar. Bunlar da nedir? Hücre dışı salgılardır. O zaman yazalım nektar. Sindirim enzimi, reçine. Bunlar da hücre dışı salgılardır. Peki bunların görevleri nelerdir arkadaşlar? Salgı dokunun bazı görevleri vardır. Bu görevlerden bahsedelim. Şimdi bakın, görevlerine baktığımızda reçine ve tanen gibi maddeler arkadaşlar bitkiyi çürümekten korur. Reçineyi şeyde görürsünüz. Bu özellikle çam ağaçlarında veya biraz daha böyle yaşlanmış ağaçlarda vardır. Böyle bal gibi ağacın üstünde vardır arkadaşlar. O bitkiyi çürümeye karşı koruyor. Reçine ve tanen bitkiyi çürümekten korur. Çürümekten korur. Daha sonra bir diğer özelliğine baktığımızda mesela ısırgan otundaki salgılar hayvanlardan koruyor arkadaşlar. Isırgan otundaki salgı hayvanlardan korur. Hayvanlardan korur. Daha sonra balözü ve eterik yağ bitkinin tozlaşmasını sağlar. Bal özü ve eterik yağ bitkinin tozlaşmasını sağlar. Tozlaşmasını sağlar. Son olarak da şunu yazalım. Böcekçil bitkilerde hücre dışı sindirim yapar arkadaşlar. Böcekçil bitkilerde hücre dışı sindirim. Hücre dışı sindirim yapar. Mesela şunu da yazabiliriz. Hoş kokular yayar. Hoş kokular yayar. Mesela nane, reyhan gibi bitkilerde arkadaşlar hoş kokuların yayılmasını sağlar. Evet, böylece bitkisel dokuları bitirdik. Sonraki videoda bitkisel dokularla ilgili soru çözümüne başlayacağız. Sonra da arkadaşlar bitkisel organlara geçeceğiz. Kök, gövde, yaprak, bunların çeşitlerinden bahsedeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.